Arkadaşlar merhaba. Bugün Nalburcuk sitesinden aldığım Tiger King Torch'u size tanıtacağım. İki tane de yedek kartuş aldım. Bu da yedek olarak aldığım Nurgaz'ın NG201 Waffle kartuşu. Öncelikle şu kutuyu bir kenara atalım. Şunu da kenara atalım. Şunu ilk öncelikle bir açalım. Şurada özelliklerine kısaca bir bakalım. Bu torcu almamdaki en önemli özellik normal çakmak gazı kartuşlarına uyumlu olması. Onu da deneyeceğiz. Yakından bakacak olursak şurası metal. Kilitleme mekanizması şu şekilde çalışıyor. Çakmakla gaz açma ve gaz kapatma. Bu gaz açma ve gaz kapatma mekanizmayı diyelim ki kilitledik. O zaman açılıyor. Emniyetli yani. Şunu tekrar eski konumuna getirelim. Yine metal. Şurada gerekli açıklamalar yazıyor. Şunu takalım hemen ve çalıştıralım. Şu kullandığımda takması oldukça kolay. Şuradaki tırnağı şuraya getiriyoruz. Zaten ses duyuyorsunuz. Bastırıp çevirdiğimizde işlem tamam. Şimdi etrafı biraz açalım, evi yakmayalım. Çalıştıralım hemen. Gazı açıyoruz. Ve çakmakla. Yer biraz kısıtlı olduğu için şöyle bir geniş açı yapalım. Terste çalıştığını göstereyim size. Şöyle her açıda çalışmakta. Gördüğünüz gibi. Sökümü de oldukça kolay. Bu kadar. Diğer normal çakmak gazı doldurduğumuz kartuşlara takımı da göstereyim. Şöyle basit 3 liralık bir çakmak gazı kartuşu. Yalnız buna takarken biraz dikkatli olun. Sesi duyduktan sonra iyice bastırıyoruz. Ve çeviriyoruz. Ve bitti. Hemen çalışıp çalışmadığını da gösterelim. Gördüğünüz gibi canavar. Yine bu da aynı şekilde ters çalışıyor. Oldukça iyi. Bu diğer kartuşa göre biraz daha zor takılıyor. Şurada zaten açma ve kapama yönü belli. Ama tam tersi. Şöyle ki ok yönünün tersinde açıyoruz ve çıkıyor. Şöyle yakından iyice detaylıca görün.
İnternette zaten fazla göstermiyorlar bu şekilde detaylı. Nurgaz'a göre biraz daha ucuz. Nurgaz'ın her çakmak gazına uyumlu torç seti var mı bilmiyorum ama baktığım kadarıyla Nurgaz'dan biraz daha ucuz bu ürün. Oldukça da iyi. Diğer yedek olarak aldığım NG201 kartuşu ise bu pürümüz için. Bu pürümüz sürekli arıza veriyordu. Sonunda arızasını, sıkıntısını çözdüm. Buna muhtemelen kirli gaz basımı yapılıyor. Ya da gazlar bir şekilde kirletiyor. Bu mekanizmayı komple söküyorsunuz. Aynı sıkıntısı çıkanlar varsa bunu zaten özel olarak bir videosunu çekeceğim. Şuradaki meme kısmını söküyorsunuz. Şuradaki vana kısmını söküyorsunuz. Balta spreyiyle güzelce temizliyorsunuz. Sistemi topladıktan sonra iyi bir şekilde çalışmakta. Bunu da nasıl çalıştığını göstereyim. Bu kendinden çakmaklı değil. Bu da bu şekilde çalışmakta. Videolarımın zaten birçoğunda ahşabı bununla yakmaktayım. Güzel bir şekilde yakıyor. Diyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.